Selam dostlarım. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar, kaldığımız yerden Shiba Inucoin'den bahsetmeye devam ediyoruz. Dostlarım, videoya geçmeden önce videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Bunu belirttikten sonra artık videomuza rahatlıkla devam edebiliriz. Dostlar, eğer ki beni ilk defa keşfediyorsanız, abone değilseniz, kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Zaten gördüğünüz gibi ağırlık olarak Shiba Inucoin'den bahsediyoruz. Shiba Inucoin'in geleceğini merak ediyorsanız, güncel haberlerini merak ediyorsanız her gün en az bir video şeklinde ilerliyoruz arkadaşlar. Her gün yeni haberlerle sizlerin karşısında oluyoruz. Shiba Inucoin'in de son durumunu, işte uzun vadeli hedeflerini veya kısa vadeli nereye gelebilir, bunlardan da bahsediyoruz. Her neyse, şimdi arkadaşlar ilk olarak videoya geçeceğiz. Şimdi dostlarım, güzel ilerliyoruz. Dediğim gibi kanalım şu anda iyi ilerliyor. İnşallah böyle de ilerlemeye devam ederiz. Dostlarım, bugün güzel haberlerimiz var. Hem Shiba Inucoin hakkında hem de diğer 8 altcoin proje hakkında bir borsa listelenmeleri söz konusu. Shiba Inucoin artık borsalarda yavaş yavaş güzel borsalarda listelenmeye başlıyor. Şimdi akıllara şöyle bir soru geliyor arkadaşlar. Tabii ya, bu borsalar içerisinden bakacağız. Robinhood var mı yok mu? Buna bakacağız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki kardeşim, Robinhood borsası nerede kaldı? İşte ne kadar oldu bakalım arkadaşlar. Neredeyse 1-2 aydır söylüyorsun. Robinhood gelecek gelecek diyorsun. Bir türlü gelmedi diyorsun. Dostlarım, ben şöyle söyleyeyim. O işte 2 ay öncesine geçelim. 25.000 izlenen videomdan örnek vereyim. Arkadaşlar, Robinhood borsası bir imza kampanyası başlattı ve Shiba Inucoin'i listelerim mi listelemeyelim mi tarzında bir konuşma yaptı arkadaşlar. Ve imza gerçekten aşırı fazla imza toplandı. Ancak Robinhood halen daha bir karar vermiş değil. Halen daha üstünde çalışıyor. Hani Robinhood bu borsalar arasında gözükmezse, size söyleyeyim dostlarım, Robinhood halen daha çalışıyor. Hani Shiba Inucoin elbet bir gün Robinhood'da listelenecek ama şu an için hangi gün olduğu net belli değil dostlarım. O yüzden çok da fazla kafaya takmadan önümüze bakarak videolara devam edelim. Her neyse dostlarım, şimdi ilk Selam olarak arkadaşlar. gelmemiz Yeni gereken bir video. yer, pardon. İlk olarak arkadaşlar Bitcoin'in durumuna, sonra kalan Shiba Inucoin'in durumuna bakacağız. Şimdi burada videoyu duraklatayım. Evet. Yani bu uygulamaya da alışmaya çalışıyorum dostlarım. Ekran biraz karmaşık gelebilir. Çok da fazla takmamak gerekiyor. Her neyse, Bitcoin an itibariyle arkadaşlar 41 bin dolar seviyelerinde seyreltiyor. Ancak Bitcoin'imiz 44 bin, işte 45 bin seviyesine kadar ilerleyecekti. Maalesef ki düşüş yaşandı dostlar. Gördüğünüz gibi burada 44 bin seviyesine kadar çıktı. Hatta 44 bin 700 seviyelerine, 800 seviyelerine kadar ilerledi arkadaşlar. Hedefimiz 45 bindi ama 45 bini görmeden aşağı doğru bir eğilim bir şekilde ilerledik. Şu anda 41 bin seviyelerindeyiz. Maalesef ki pek iyi seviyeler değil bu bizler için. Ben zaten diyordum, dünkü videomda bahsetmiştim. Umarım bu videomu izlemişsinizdir. Hani dev analistte bir açıklamaları vardı arkadaşlar. O videomu da izlemişsinizdir. Demiştim ki 40 veya 41 bin seviyesine bir düzeltme gelecek. Minimum ineceği seviyede 39 bin demiştim arkadaşlar. Şu anda 41 seviyesine bir düzeltme geldi. 41'den sonraki hedefimiz neydi dostlarım? Siz daha iyi hatırlarsınız. Şimdi hedefimiz arkadaşlar 45 bin. 45 binden sonraki hedefimiz 50 bin olacak. Bakın, 50 bine bir gün çıkacağız. O günü göreceksiniz. Ben videolarımda söylüyorum. Gerçekten Bitcoin bir gün 50 bin dolar olacak arkadaşlar. Bir gün dedim, çok kısa zamanda, bir ay gibi bir kısa zamanda Bitcoin 50 bin dolar olacak. Her neyse, Bitcoin'imizi söyledikten sonra asıl önemli olan bizim için arkadaşlar Shiba Inucoin. Neden mi Bitcoin'den bahsediyorum? Çünkü arkadaşlar, Bitcoin direktmen Shiba Inucoin'in o anki piyasasına etki ediyor. O yüzden Bitcoin'den de bahsetmek zorundayım. Zaten gördüğünüz gibi maalesef ki 40'ın altına inmişiz dostlar. Hedefimiz 40'ın altına düşmemekti ama bir düzeltmeyeceğimizi söylemiştim. O zaman da demiştim ki, düzeltme yersek arkadaşlar 35.000 seviyesinin altına düşmediğimiz sürece risk seviyelerinde değiliz demiştim arkadaşlar. Şu an için iyi ilerliyoruz. Hani şöyle söyleyeyim, 35.000'in altına düşmedik, 39.000 seviyelerindeyiz. Maalesef ki yani 40.000 seviyesini tutunamadık ama bu Bitcoin'e bağlı bir şey. Bitcoin'e zaten kendini tutunduramadı ve bir düzeltmeydi arkadaşlar, 41.000 seviyesine kadar gelirdi. Ben inanıyorum ki 40.000'e kadar da düşerse, hani maksimum düşeceği yer 39.000 olacak, 39.000'den sonra yükselecek arkadaşlar. Shiba Inucoin'in de düşeceği minimum yer 35.000 olmasını diliyorum arkadaşlar. 35.000'in altına inmemesini istiyoruz açıkçası. Her neyse, şu an için Shiba Inucoin'in durumu da böyle arkadaşlar. Şimdi indikatörümüze bakalım. İndikatörümüz bize ne diyor Shiba Inucoin'de? Günlük analize bakacak olursak, gün içerisinde arkadaşlar indikatörümüz Shiba Inucoin için long pozisyonu vermiş. Yani şöyle söyleyeyim, birazdan short'a döner zaten bu. Çünkü bakın, burada sat sat derken az
Şöyle az önce gösterdiğim gibi arkadaşlar piyasamız yeşile dönmüştü. Hani Bitcoin bir anda kendini yukarı atmıştı. Ama sonra tekrardan kırmızıya döndüğü için burada bakın gördüğünüz gibi kırmızı seviyeler vermiş. Yani dün bayağı yeşil yakmıştı. Yani dün eğer ki long işlemi girseydik bakın şuradan hesaplayalım arkadaşlar. Yaklaşık olarak en uzun muma çekelim. Gördüğünüz gibi dostlarım %63 yüzde hadi düz hesap %65 oranında kar yapıyormuşuz dostlarım. Gerçekten deli rakamlar bunlar. Veya hadi bugün girdik diyelim tam kapanma gelmedi ama şuradan girdik dersek arkadaşlar %6'lık bir civarda kar yapıyormuşuz. Hani çok da fazla olmasa da iyi bir kar seviyesiymiş. Dolar periyoduna bakıyoruz. USDT periyoduna bakıyoruz. USDT periyodundaki direnç seviyemiz arkadaşlar gördüğünüz gibi 38.077 seviyesi. Yani düz hesap 39.000 seviyesi diyebiliriz. Bu 39.000 seviyesini aşarsak arkadaşlar cidden çok rahatlayacağız. Yani USDT periyodunda 38.000 seviyesinin açılması demek Shiba Inu coin'in 50 ile 60 seviyesi aralarında olması demektir arkadaşlar. Bu da bizim için gerçekten çok rahatlatıcı bir şey olabilir. Shiba Inu coin içinde alt listelenmeler geldi. Güzel haberler devam ediyor ama fiyatı hala da etki etmiyor diyorsunuz. Bunun sebebi arkadaşlar borsamız gerçekten zorlu süreçlerden geçiyor. Sadece Shiba Inu coin değil, işte Bitcoin olur, diğer altcoin'ler olur. Gerçekten sıkıntılı dönemlerde ilerliyoruz arkadaşlar. Maalesef ki normal bir şekilde Shiba Inu coin'de fiyatına çok fazla etkide bulunmuyor bu. Mesela şu an boğa sezonunda olsaydık bu haberler boğa sezonunda gelseydi gerçekten %50, %100'den fazla belki %800'e yakın bir artış oranları gerçekleşebilirdi. Çünkü Shiba Inu coin bir meme token ve meme token olmasına rağmen Metaverse projesine dahil oldu. İşte yakımlar başladı Shiba Rium. İşte yakımları var. Shiba Swap var. İşte token değişikliği yapabiliyoruz arkadaşlar. Daha birçok projeleri var. Shiberse işte Shiberse tarzı bir sürü projeleri var. Gerçekten gelecek vaadinde güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Belki 1 TL seviyelerine kadar çıkabilir videolarımda diyorum zaten 1 TL olacak diye. Ama olacak derken de arkadaşlar ben şu söylüyorum. 2 ila 5 yıl süreç içerisi lazım bizim için. 2 yıla kadar hani atsa 2-3 tane sıfır atar diyorum. Ondan sonra 1 TL olabileceğine inanıyorum Türk lirası bazında. Şimdi arkadaşlar asıl haberimize gelelim. Ship ve bu 8 altcoin'den müjde 2 borsa listeleniyor demiş dostlarım. Bakalım o 2 adet borsa neymiş? Foxbit 4 popüler altcoin projesini listeliyor demiş. İlk başta Shiba Unicoin'i yazmış. Shiba Unicoin'in yanında Galocoin, Phantom ve Lux işte ve Live Coin'i arkadaşlar listeleyeceğini Twitter hesaplarından duyurmuş. Zaten bunun üstüne basarak da zaten direkt bizi atıyor arkadaşlar. 15 Şubat'ta yayınlandı. Ben şu anda bu videoyu 18 Şubat'ta atacağım. Hani 2-3 gün geçmiş arasından ama arkadaşlar gerçekten listelenme gerçekleşecek. İlk olarak Shiba Unicoin'den bahsetmiş ve listeleyeceklerini söylemiş. Bu bizim için güzel haber arkadaşlar. En azından buradan da bir kitle toplayabiliriz kendimize. Belki fiyata etki edebilir diyelim. Aşağı inelim. Birlik hazır mı? Bu tweet yaklaşık olarak şu anlama geliyor. Shiba Inu ve 4 yeni kripto portföyü konuşamadım arkadaşlar. Pardon. Çeşitlendirmenize yardımcı olmak için yarın Foxbit'e geliyor demiş. Evet, diğer bir tek sende arkadaşlar 4 kripto para birimini listeleneceği söylemiş. Burada Shiba Inu coin yok. Benim bildiğim kadarıyla bir tek sende zaten Shiba Inu coin listeli arkadaşlar. Foxbit ve bir tek sen hakkında 2014 yılında kullan. Her neyse burası zaten borsaların kurumunu anlatıyor arkadaşlar. Burada maalesef ki ben göremedim Shiba Inu'yu. Ama benim bildiğim kadarıyla Shiba Inu bir tek sende vardı. Var mı tam bilmiyorum ama herhalde burada da listelenecek arkadaşlar Shiba Inu coin. İnşallah güzel bir şeyler başarabiliriz. Hani Robinhood daha gelmedi ama en azından Foxbit borsası Robinhood'a bir gösterge olur, Robinhood'a bir gönderme tarzı bir listelenme olur arkadaşlar. En azından Robinhood da artık hani madem imza topladın önce iş yapsın artık bir listele kardeşim yani. Hani ne kadar daha bekleyeceğiz bilmiyorum ama eninde sonunda listeleneceğiz arkadaşlar. Her neyse dostlarım çok da fazla videomuzu uzatmaya gerek yok. Videomuzu bundan ibaretti. Shiba Inu coin'den bahsettik. İşte borsalarından bahsettik. Her neyse farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri sıkmamak için tekrardan farklı bir videoda görüşmek üzere.